Ulan iki günlük kız için abisini satanı ben de satarım. Bu kahveden, bu mahalleden, bu gezegenden bir Allah'ın kulu velev ki babanın köpeği dahi olsa o Suzan'ın yemeğine gitmeyecek. O Bizans oyununa alet olmayacak. Ola ki giden, tavsiye ederim ki gusül abdestini alsın da gitsin. Kirliyiz, pisiz ama Celal abi her zaman abdestliyiz, lütfetmişler. Hiç. Onu da kızı bilmem kirli. Bu bir nefis mücadelesi. Yok nefsime zulmettim. Yok Celal abi plakinin ucundan tatmak için gittim. Yok arkadan ittiler, yok önden çektiler. Anlamam, dinlemem. Pardon Celal abi, sen bu yemeğe gidecek misin? Ne işin var lan? Ulan o zaman bizim ne işimiz var? Allah Allah, biz arkadaşını satacak adam mıyız? Baksana adam bizim bir... Yok gözünü... Büyük konuşma şerefsiz. Ulan şerefsiz bak, zaten alemin kralı geliyor bak. Ya oy 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 oy. Zaten midem asit salgıladı ve Cengiz Ceyranlar'da kaldım be. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Hoş geldin babacığım. Peşine söyleyeyim yemek iptal. Hayırdır? Ne yemeği Celal'im? İsa'nın son yemeği. Tövbe tövbe. Kardeşlerim, oturduğu yerden memleket kurtaran adam kimdir? Biliyor musunuz? Oturduğu yerden memleket mi kurtarılırmış babacığım? Hayret bir şey. Oturduğun yerden yemek yeniyor da memleket niye kurtarılmasın Celal abi? Oy oy oy. Toplanın bakayım yamacıma. Toplanın da bir oturmanın bedeli neymiş? Memleket nasıl kurtarılırmış? Toplanın. Yaklaşın bakayım babaya. Tüm bardaklar dolsun. Kardeşlerim, Hindistan'dayız. İneklerin kutsal sayıldığı memleket. Biz ineklerin etinden, sütünden, sucuğundan istifade ederken Hindistan'da inekler insanların etinden, sütünden faydalanıyor. Öyle ki inekler için 4 yıldızlı apartman daireleri mi istersiniz? Boynuz bakım salonları mı istersiniz? 5 yıldızlı saman tesisleri, güzellik enstitüleri mi istersiniz? Ne aklınıza gelirse yapmışlar. Öyle ki Hindistan'da hiçbir inek kuyruğa girmiyor. Devlet hastanelerinin kapısında doktor, doktor diye zilil olmuyor. Üstelik devlet tarafından ineklik maaşına bağlanmışlar. Gak diyorlar süt, guk diyorlar bal. Öteki memleketlerdeki inekler Hindistan'a mülteci inek olmak için kuyruğa girmiş yeşil pasaport peşinde. Kuyruklarda perişan oluyorlar kardeşim. Ulan bulaşık. Bizim burada da öküzlere pasaport veriliyor değil mi? Bir mi öde bakayım? Şerefsiz sinek. Kardeşlerim, Hintlilerin ineklere kral muamelesi yapması birilerinin ağzını sulandırdı. Hani o Teksas'ta, Tom Mikiz'de gördüğümüz yamuk ağızlarından salyalar saçan kırmızı urbalılar var ya. Hani bir zamanlar bizim de memleketimize tasallut etmeye kalkmışlardı. Hatta yakın zamanlarda sınırımızdan Let's United adı altında sızan holigancı, biracı, işgalci zihniyet var ya. Hani o güzelim Lady Diana'yı mort eden katil zihniyet. İşte kardeşlerim, bu bulaşık zihniyet, ulan Hindistan'da inekler bile bu kara delillere hükmediyor. Biz niye hükmetmeyelim? Altınları, gümüşleri, yakutları, pırlantaları, beşi bir yerdeleri inekler mi takacak? Hücum diye 7 düvel kılığına girip hücum ettiler. Astılar, kestiler, İngiliz kumaşı satmak için
30.000 Hint kumaş ustasının elini o iğrenç Destere Necmi'nin anasını doğradığı gibi bileklerinden doğradılar. Çok affedersiniz. Hintlilerin kutsal saydıkları topraklara yılan gibi çöreklendiler. Hindistanlılar ki Budisti olsun, Hinduisti olsun, inekisti olsun, piyanisti olsun, bütün garibanlar hep bir ağızdan yok mu bizi kurtaracak bu iğrenç kan emicilerin elinden diye çığlık çığlığa bağırmaya başladılar. İşte kardeşlerim, akabinde ve detayında bu feryadu figanı işiten bir adam çıktı. Merak etmeyin, ben bu memleketi kurtarırım. Ama bir şartla, bana et olsun, döner olsun, kavurma olsun yiyeceksin demeyeceksiniz. Hintliler bir dönüp baktılar ki, böyle kinik gibi teker teker kemikleri sayılan yarı mefta bir adam. Gözünde 72 numara şişeli bir gözlükleri, beline sardığı hamam peştemalıyla bağdaş kurmuş oturuyor. Öyle bir kahkaha attılar, öyle bir güldüler ki bütün bu kahkahalar ta İnönü Stadyumundan çıplak gözle bile görüldü. Aga dediler, sen bizde maytap mı geçiyorsun ya? Gözünü seveyim, bana bak, seni Mahsar Osman'a yatıralım istersen. Burada ineklerin altında geberip gideceksin. Kim ulan bu? Taş kapor mu? Ya. Amma kardeşlerim, hey yavrum hey be, son gülen iyi güldü. O sıska, kemikleri vücudunda resmi geçit yapan, değnekle dokanlığında dırrrr diye ses çıkaran, şişi beş görüyor denilen o zat-ı muhterem, o kendini beğenmiş İngiliz holiganlarını eşekten düşmüşten beter etti. Oturduğu yerden bağdaşını kurdu, cigarasını yaktı, içine çekti, bir üfledi. Ne kadar Filipi varsa, Morris'i varsa, Charles'ı, Charleston'u varsa hepsinin ciğerlerini dumanla doldurup lavukları verem etti. Sonra caddeye uzandı, gözündeki o şişe dibi gözlüklerini çıkardı, güneşe bir tuttu. Ne kadar holigan varsa hepsinin gözlerini kamaştırdı. Sonra elini ağzına attı, bir ıslık çaldı. Hindistan'ın ne kadar ineği varsa sürüler halinde tuzlu dumana katarak o işgalcileri önüne kaptığı Londra asfaltı üzerinden ta Big Ben saat kulesinin önüne kadar kovaladı. İşte oturduğu yerden memleketi kurtaran bu kemikten adamın adı Mahatma Gandhi'ydi. Ah! Lan bu bizim Indira Gandhi'nin babası değil mi? Ya kendine kandırma Cengiz. Midem zil çalıyor be. İlaga. Hintliler madem bu Gandhi'ye bu kadar minnettardılar da kendini, kızını, torununu böyle alaşağı edip niye öldürdüler? Öküzün altında buzağı arama kıl, iyilik yap, denize at. Muhakkak arkandan bir kurşun sıkan bulunur kardeşim.